Öykücünün bu kitabına bakarken böyle şiirlerinin başlıklarını inceliyordum. Şu başlık dikkatimi çekti. Sizlere onu takdim etmek istiyorum. Mangalda balık ve düşündükleri. Sıcak Temmuz gecesi. Vakit gece yarısı. Gökyüzünde ay yıldız, mehtap altın sarısı. Çekmiş dalgalarını Karadeniz uykuda. Yıldızlar yağlı boya tablo gibidir suda. Kerpenin seyri müthiş pembe kayalıkları, benimle bekler gibi denizden balıkları. Sular ayaklarımı tatlı tatlı yalıyor. Geçen her dakikada ses seda azalıyor. Mangalda çıtırlarken kömürler sabırsızca, balıklar da oltamda oynaşıyor arsızca. Kapmak için oltamın ucunda duran yemi, geziyorlar bilmeden benim menfur gayemi. Gün boyu açıklarda yorulup geze geze, kıyıya yanaşmışlar hepsi müstakbel meze. Balıklar mangaldaki közü nereden bilecek? Belli, yaşamak için, doymak için ölecek. Karıştırıp dururken mangalda yanan koru, beynimi zonklatıyor birden bire bir soru. Mangalda kızartırken tuttuğum işkineyi, diyorum balık suda geçirdi kaç seneyi. Ama şimdi karada bir insan doyurmakta, ona böyle bir soru acep kim buyurmakta. Yemi balık, balığı ben yollarken mideme, ya Rab diyorum niye verdin mide Adem'e. El, ayak, kulak, burun, ağız, diş, kalp, göz, beyin, midenin hizmetinde değil midir söyleyin. Beden adlı örgütün mecburi üyeleri mideyi doldurmaktadır. Hayat demek ilahi tablonun bir parçası. Kimdedir bu tablonun boyaları, fırçası? Biz de balık gibiyiz kainata acuna. Bizi de bekleyen var oltasının ucuna. Biz de birer mezeyiz, işte bade bekliyor. Doymak için bizi de aç bir mide bekliyor. Teşekkürler.